nesne benim ilk bakışta güzel diyebileceğim bir şey değil. Ama zamanla bu eserden çok etkilenmeye başladım. Hem kendinden hem de bu eseri yaratan Bernard Palissy'den. Bu yüzeyin duygusal bir tarafı var diyebilirim. Bana deniz kenarında geçirdiğim sıra dışı tatilleri hatırlatıyor. Hem suda hem karada yaşayan canlılara çok büyük ilgi duyuyorum. Bir aralar deniz bilimci olmayı bile düşünmüştüm. Palissy bunu yaptığında daha önce böyle bir eser yapılmamıştı. Birkaç senesini adayarak transparan ve opak vernikleri, boyaları denedi. Böylelikle bu ıslak ve kaygan dokuyu yaratabildi. Gidip o yılanın derisine dokunasınız geliyor. Ya da kabuktaki tırtıkları hissetmek istiyorsunuz. Bir tür matara şeklinde. Böyle mataralarla gezginler yanlarında su taşırlardı. Ama bu sıradan bir matara değil tabii ki. Harikalar dolabı dediğimiz odada saklanmak için yapılmıştı. Sanatçı, doğayı iyice inceleyip göletlerde bulduğu hayvanları toplamış. Algi ve küçük taşlardan oluşan bu yüzeyin görüntüsünü vermek için yüzeyi kazımış. Sonra da yarattığı bu çerçeveyi doldurmak için bir mizansen oluşturmuş. Bu yılanı yakalamış ve ölene kadar üre ya da sirkenin içinde bekletmiş. Daha sonra da onu bir kayanın tepesinde güneşleniyormuşçasına bu cismin üzerine yerleştirmiş. Her türlü deniz kabuğunu burada görebiliriz. Midye, deniz salyangozu, deniz yılanı. Eser bu ölüm ve yaşamla ilgili. Canlı varlıkları alıp bu seramik eseri yaratıyor ve bu eserde kendini ölümsüzleştiriyor. Bu objeler sayesinde sanatçı ve tekniği yaşamaya devam ediyor.